Günaydın, günaydın. Nasılsın? Selamlar var ya. Gel bir öpeyim seni ya. Nasılsın? Sağolun. Kaç ön senem var? Ben 2. Selim Caddesi'nde, yani Okullar Caddesi'nde. Denize gidemiyor bu halk. Şimdi bak. Çıkıyor bak. Ama halk bir mutlu. Sentetikçim sarstı. Bütçemi kısıtladılar. Katip Demir Bey'le başkanla Yeni Boğaz Belediyesi'nin bölgedeki sorunlarıyla ilgili bir fikir alışverişinde bulunduk. Daha önceden bazı konularda temas halindeydik. Örneğin Saramis yolunun deniz cephesinde kalan Ambella bölgesindeki konutların su ihtiyaç, içme ve kullanım su ihtiyaçları konusunda altyapı yoktur ve yıllardır, 16-17 senedir o bölgede yerleşim var. Ayrı bir neredeyse kent kasaba oluştu ama o bölge direkt içme kullanım suyunu tedarik edemiyordu. Biz bakanlık olarak önce projesini çıkarttık, sonra kaynağını hazırladık, blokesini aldık ve bu hafta içerisinde bir aksilik çıkmazsa ihaleye çıkacağız ve böylece o bölgenin ihtiyaç duyduğu ve yıllardır bir türlü çare bulunamayan sorununa bir çare oluşturacağız. Sayın Belediye Başkanı ile de görüştük. O da yolun bu tarafındaki gerekli çalışmaları hazırlayacak ve böylece kısa bir süre sonra bölgenin ihtiyaç duyduğu suyun tedariki sağlanmış olacak. Ayrıca tabii ki yaz dönemine giriyoruz. Her ne kadar Türkiye'den KKTC'ye su temin projesi çok kısa bir süre sonra hayata geçecek olmasına rağmen önümüzdeki 1-1,5 aylık sürede yaz dönemi ve bölgenin ciddi su ihtiyaçları var. Bunların tedariki için bölgede bugün şu anda Jeoloji Maden Dairesi'nin ekipleri, Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin ekipleriyle beraber arazide çalışma yapıyorlar. Devlete ait arazilerde uygun şartlarda su rezervi tespit edilirse, kim bu bölgede su bulabileceğimiz konusunda Sayın Belediye Başkanı'yla da hemfikiriz, geçmiş deneyimlerden yararlanarak. Bu bölgelerde su tespit ettiğimiz anda ilave kuyu ya da kuyular kazarak bölgenin ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını bir hafta gibi kısa bir sürede karşılayıp yaz günlerinde Türkiye'den su temin edilene kadar geçecek sürede bölgenin ihtiyaç duyduğu suyu tedarik etmiş olacağız ve bölge halkına en azından bu yazın yani bol olmasa da temel ihtiyaçlarını karşılayacakları içme kullanım suyunu tedarik edebileceğimiz konusunda çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bir hafta içinde netice alıp belediye başkanının emrine ilave bir su kaynağını verme hedefindeyiz. Sayın Katip Demir'e bakanlığımıza yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür ederim. Tekrar bu hafta içerisinde görüşerek şu anda olgunlaşmadığı için söyleyemeyeceğimiz bakanlığımız anlamında yapabileceğimiz ortak işbirlikleri konusunda da belli çalışmalar yapıyoruz. İşbirliğinden dolayı Sayın Katip Demir'e teşekkür ederim. Bu bölgenin biliyorsunuz su sıkıntısı var. Her bölgenin olduğu gibi. Ancak Yeni Boğaziçi biraz daha farklı bir bölge. Tarihi, turistik yerleriyle, işte Salamis antik kentiyle, ormanıyla, deniziyle çok hoş bir yer, güzel bir yer. 40 yıldan beri bu hükümetlerin bu bölgeye önem vermemesi maalesef turizme büyük bir sekte vurmuştur. Tabii bununla birlikte Sayın Bakan bizi bu ziyaretinden dolayı memnun etti. Su sorununa neşter vurmak için bir adım attı. Teşekkür ediyorum kendisine. Salamis bölgesindeki yerleşim alanında, deniz kenarında su hatlarının olmadığından dolayı biz oraya asfalt götüremiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar burada çok şikayetçi.
Sayın Bakan bu konuyu çözdü, projesini hazırlattı. İnşallah bir hafta sonra da ihaleye çıkacağını söyledi. İnşallah gerçekleştiğinde bu yapacağımız yeni, açacağımız yeni kuyularla beraber bu bölgenin suyu, ihtiyaç duyulan suyunu vereceğiz. Bölge insanı güzel insan, bölge insanı çalışkan insan, bölge insanı zaten hükümetini, devletini, milletini seviyor. Ancak biraz daha duyarlılık istiyor ve belediyemize destek istiyoruz. Dolayısıyla bizim belediye destek veren her bakanlığı, her ferdi, her bakanı, her kişiyi biz yürekten kutluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte işbirliğimiz devam edecektir.